Evet arkadaşlar pekiştirme bir testiyle bu zamana kadar gördüğümüz kazanımların bir tekrarını yapalım. Birinci sorumuza baktığımızda denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. İkinci dereceden bir denklem. Bunun önce hepsini sol tarafa toplayıp bir düzenleyelim. Ne olur? x kare eksi 2x eksi 8 eşittir. 0 şeklinde olacak. Bunu x'e x, e x 8'de 4'e 2 olarak ayırırsak toplamın eksi 2 ve çarpımın eksi 8 olması için eksi 4'e artı 2 vermemiz lazım. Yani burası x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0 şeklinde yazılabilir. O halde ayrı ayrı 0'a eşit dersek x eşittir 4 ve x eşittir eksi 2 olarak kökleri bulabiliriz. Çözüm kümesi de eksi 2'ye 4 olacaktır. Yani cevabımız e seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. İkinci sorumuza bakıyoruz. Denklemin kökler toplamı kaçtır demiş. 2007 ÖSS sorusu. Öncelikle şu sağ taraftaki tekli denkleme birinci dereceden olan denklemi kökünü bulalım. Bunu sıfıra eşit dediğimizde x artı 5 eşittir. Sıfırdan x eşittir. Eksi 5 olacak. Kökümüzü bulduk. Diğer taraftan x kare eksi x. Eksi 2 eşittir 0 şeklinde verilen bir denklemimiz daha var. Bunu da 2'ye 1 eksi artı olarak ayırırsak şöyle de x'e x ayırırsak hem çarpıları eksi 2 hem de toplamları şuradaki eksi 1'i vermiş olacak. O halde x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 şeklinde yazarız. Buradan ayrı ayrı 0 eşit dediğimizde x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 gelecek. Köklerimiz 2, eksi 1 ve eksi 5. Bunların toplamı istenmiş. Topladığımızda ise eksi 4 olarak cevabı bulabiliriz. Cevap D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz denklemi 2 dereceden bir bilmeyen denklem olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. İkinci dereceden olması için mx kare artı nx artı A eşittir 0 formatında olması lazım. Yani burada x kareli bir terim olacak. Daha üstü olmayacak. O halde x üzeri 4 olmayacağı için kat sayısını 0 eşitliyorum. x olmayacağı için kat sayısını 0 eşitliyorum. İkinci dereceden olması için bir de kuvvette 2 lazım bana. Onu da şuradan yakalayacağım. Burayı da 2 yapmaya çalışacağım. Yani a eksi 2 eşittir 0'dan. A'yı 2 olarak bulacağız. B artı 3 eşittir 0'dan B'yi eksi 3 ve C eksi 4 eşittir 2'den C'yi 6 olarak buluruz. Bizden bu üçünün toplamı istenmiş. 2 eksi 3 artı 6'dan 5 olarak cevabı buluruz. Cevap D seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuzda denklemi a 4 b x kare artı bx artı c biçimine getirildiğinde a artı b artı C toplamı kaç olabilir demiş. Burada olabilir demesinin sebebi de sadeleşmiş ya da sadeleşmemiş halde karşımıza çıkabilir. Öncelikle denklemin biz tamamını bir 4 ile çarpalım. Şu paydalardan kurtulalım. Şurayı 2 ile çarpmış olacağız. Şurayı paydayı sadeleştireceğiz. Şu kısmı da 4 ile çarpmış olacağız. O halde şunun paydası da gitti. 2x eksi 2 eşittir dedik. 4 eksi 12 x artı x kare eksi 5x olur. Denklemi bu hale getirdik. Şimdi hepsini sağ tarafa toplayalım. 0 eşittir. x kare eksi 17x eksi 2x de buradan eksi 19x eksi 2 artı 4 var. Başka sabitimiz yok. Bu yüzden artı 6 olacak. Buradan Katsayımız 1. Buradan eksi 19. Buradan da 6 geldi. Bu a'ya, bu b'ye, bu da c'ye eşit. Bizden toplamı istenmiş. Topladığımızda ise eksi 12 olarak bulabiliriz. Eksi 12 şıklarda var. Direkt bu şekilde alıyoruz. Bunun 2 katını, 3 katını, 5 katını da alsak yine kökler değişmeyeceği için bu şekilde de yazabilirdik. Yani burada eksi 12 yerine eksi 24 de verebilirdi. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Ne demiş sorumuzda? Fırat Bey dikdörtgen biçimindeki tarlasının içine 5 bir kenarı x metre ve diğer kenarı 10 metre olan dikdörtgen biçiminde kulübe yapacaktır. Tarlanın ve kulübenin küresi aşağıda verilmiştir. Fırat Bey tarlasının içine kulübeyi yaptırdıktan sonra biçmek için 6800 metrekare dik tarlası kaldığına göre x kaçtır demiş. Şimdi burada öncelikle evin dışında yani kulübenin dışında kalan alanı bulacağız. Tarlanın şuradaki kenarı uzunluğu nedir? 40 var. Şurada 10 var. Burada x var. Yani 50 artı x olacak. Diğer taraftan şu uzun kenarına bakalım. 60 var. 20 var. Şu içeride de x var. Buradan da 80 artı x olacak. Tüm alanımız 80 artı x çarpı 50 artı x'tir. Buradan biz kulübenin alanını çıkaracağız. Bu da x çarpı 10 olur ve sonuçta kalan 6800 metrekare. Şu metrekareyi yazmayalım karışmasın. Bunu biliyoruz. Buradan denklemi düzenleyecek olursak, şöyle çarpalım bunları. 4000 artı 50x artı 80 x artı x kare eksi 10 x eşittir 6800 e haline getirebiliriz. Burayı düzenlersek x kare artı 120 x 6800 de buraya alırsak eksi 2800 eşittir 0 olacak. x kareyi x x olarak 2800 de 140'a 20 olarak ayırırsak çarpanlarına ulaşabiliriz. Eksi 2800 olacağı için ve toplamının 120 olması için şuraya eksi, şuraya artı yapmamız gerekecek. Yani ifademiz x eksi 20 çarpı x artı 140 eşittir 0 şeklinde getirilebilir. Buradan ayrı ayrı 0 eşit dediğimizde x eşittir 20 ve x eşittir eksi 140 olacak. Uzunluk negatif olamayacağı için x'i 20 olarak alırız. Cevap da B seçeneği olur diyoruz. Altıncı sorumuza bakalım. Burada öncelikle payda diyelim. Paylaş dediğimizde şurayı x artı 3 ile şurayı x eksi 3 ile çarpacağız. Yukarısı x kare artı 3 x artı x kare eksi 3 x aşağısı ise x kare eksi 9 olur. 2 kare farkı olduğu için eşittir. 3 gelecek. Şuradan yukarıdan eksi 3 artı 3 x'i götürürsek yukarısı 2 x kare olacak. İçler dışlar yaparsak da karşı taraf 3 x kare eksi 27 olacak. Şimdi şunu da karşıya gönderelim. x kare eksi 27 eşittir 0 olsun. Biz bunu çarpanlarına ayırmadan önce şöyle karşıya göndererek çözelim. x kare eşittir 27 olacağından x eşittir Kök 27 veya eksi kök 27 olur. Bu da 3 kök 3 veya eksi 3 kök 3 olacaktır. Çözüm de bu şekilde bulmuş olacağız. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır 6. soru için. 7. soruda ne demiş? Ali ile Veli bir işi birlikte 4 günde bitiriyorlar. Aynı işi tek başlarına Ali x artı 6... Veli x günde bitirebildiğine göre Ali bu işi tek başına kaç günde bitirebilir? Burada işçi problemlerinden hatırlayacağımız üzere 1 bölü a artı 1 bölü v eşittir. 1 bölü t'yi kullanacağız. a'nın x artı 6 günde bitirdiğini biliyorum. v'nin x günde bitirdiğini biliyorum ve ikisinin birlikte 4 günde bitirdiğini biliyorum. O halde denklemi tekrar düzenlersem 1 bölü x artı 6 artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 4 olacak. Burayı x ile burayı da x artı 6 ile çarpalım. Sonra işler dışarı yapalım. 4'ü öyle kullanalım. Buradan yukarısı x artı x artı 6 bölü x kare artı 6x gelecek. Karşı taraf 1 bölü 4'tü. İşler dışlar çarpımı yaparsak şurası 2x artı 6 olduğu için 8x artı 24 eşittir. x kare artı 6x olacak. Bunları da karşıya gönderelim. x kare eksi 2x eksi 24 eşittir. 0 olur. 24'ü 6'ya 4 olarak yazabiliriz. Arada 2 fark olacak. Eksiye artı dediğimizde Şurayı da x'e x ayırdığımızda x eksi 6 çarpı x artı 4 eşittir 0 şeklinde denklemi oluşturabiliriz. Ayrı ayrı 0 eşit dediğimizde x eşittir 6 ve şuradan da x eşittir eksi 4 gelecek. Biz x'in negatif olamayacağını biliyoruz çünkü gün sayısıydı. Bu yüzden x 6 olacaktır. Ali de 6 artı 6'dan 12 günde bitirebilir diyoruz. Cevap D seçeneği olacaktır. 8. soruda denklemin kökler çarpımı kaçtır demiş. Burada üstü sayılardan hatırlayacağımız üzere 1 üzeri n eşittir 0 eksi 1 üzeri çift eşittir pardon 1 üzeri n eşittir 0 değil 1 olacaktı. Eksi 1 üzeri çift eşittir 1 ve n şöyle yapalım n demeyelim a üzeri 0 eşittir 1 diyelim A farklı sıfırdan olacak. Sıfır üzeri sıfır belirsiz de. O halde birincisi bir üzeri n olabilmesi için x eksi 2'nin bir olması lazım. Yani x buradan 3 olacak. İkincisi x eksi 2'nin eksi 1 olması lazım. Buradan x eşittir 1 gelir. Üstte çift mi değil mi ona bakacağız. Bu da 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 3'ten eksi 4 olur. Yine sağlar. Eksi 1 aldık. Şuradan 3 almıştık. Son olarak x eksi 2 sıfırdan farklı ve x kare eksi 2 x eksi 3 sıfır olabilir. Buradan x 2'den farklı olacak dedik. Diğer taraftan x kare eksi 2 x eksi 3'ün sıfır olması lazım. Bunu 3'e 1 eksiye artı olarak ayırırsak şöyle de x'e x, e x ayırırsak eksi 2 x'i elde edebiliriz. Yani x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 oldu. Buradan x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 geldi. Bakıyoruz. İkiden de farklı olduğu için herhangi bir sorun yok. Bu ikisini de alabiliriz. Köklerimiz ne oldu? Eksi 1, 1 ve 3 oldu. Bunları çarpacak olursak da eksi 3 buluruz cevabımız. A seçeneği olur. 8. soruda. 9. sorumuza bakalım. Ne demiş? Yenisi bir soru. R yarı çaplı çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı R formülüyle hesaplama demiş. Böyle bir hatırlatma yapmış bize. Aşağıda bir bisiklet ve bir bisikletin tekerleğinin yarı çapı verilmiş. Bisikletin pedalı her tam tur çevrildiğinde tekerlekler iki tam tur döner. Pedalı bir sefer çeviriyoruz. Tekerlekler İki defa dönüyor. Bisikletin pedalı x eksi 8 bölü 4 defa çevrildiğinde A noktası ilk duruma göre 18 birim yer değiştirmektir. Buna göre bisikletin tekerleğinin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi bizim tur sayımızı bulmamız lazım. x eksi 8 bölü 4 defa tekerleği çevirdik. pedalı çevirdik. Pardon. Tekerlek bunun iki katı kadar dönüyordu. Bu bize tur sayısını verdi. Aynı zamanda A noktası tam tur atarak devam edeceği için bu kadar sayıda tur atacak. Bu da tekerleğin çevresi kadar uzunlukta yol alacak demektir. Çevresi de 2 çarpı pi çarpı x eksi 1 bölü pi olacaktır. Bu bize neyi veriyor? 18 birim yer değiştirdiği için 18'i verecek. Şimdi burayı bir düzenleyelim. 2'de 2 2'yi çarptık 4. paydayı götürdü. x eksi 8 kaldı burada. Çarpı şu pi de şuradaki pi'yi götürdü. Buradan da x eksi 1 kaldı. Bunun 18 olması lazım. Düzenleyelim. x kare eksi 8 x. Eksi x artı 8 eşittir. 18 olacak. Hepsini sol tarafı toplarsak x kare eksi 9 x eksi 10 eşittir 0 olur. Bunu x'e x, e x 10'a 1 olarak ayırırsak ve eksiye artı dersek eksi 9 x de elde edebiliriz. Yani x eksi 10 çarpı x artı 1 eşittir 0 olacak. Buradan x eksi 10 eşittir 0'dan x 10 gelir. x artı 1 eşittir 0'dan x eksi 1 gelir. x uzunluk olduğu için negatif olamaz aynı zamanda burada da bir sayı tur sayısı da negatif olamayacak bu yüzden x 10 olmalıdır bizden ne istemişti tekerin yarı çapı istenmiş r'yi de bize x eksi 1 bölü pi olarak vermişlerdi o halde 10 eksi 1 bölü pi'den 9 bölü pi olarak cevabımızı bulabiliriz cevap c seçeneği olacaktır 10. sorumuza bakıyoruz kx kare eksi 12x artı 9 ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre sıfır eşitlendi. Elde edilen denklemin kökü ile k sayısının toplamı kaçtır? Şimdi tam kare nedir? a artı b'nin karesi verilirse bize a kare artı 2 çarpı a çarpı b artı b kare olacak. Şimdi buradaki ifade de kx kare eksi 12x artı 9'du. 9 3'ün karesi yani b'yi 3 olarak aldık. Eksi 2 çarpı 3 çarpı şurasını yapmaya çalışıyoruz. 2ab'yi elde edeceğiz. Kalan da eksi 6 olduğu için ne olacaktır? 2x olacak. O halde kx kare de şurası yani 2x'in karesi olur. 2x'in karesi 4x kare. Bunu da kx kare olarak vermiş bize. Buradan 4 eşittir k'yı elde edebiliriz. K'yı bulduk. K'yı yerine yazdığımızda 4x kare eksi 12x artı 9 olacak. Birinci 2x, ikinci terimde 3. O halde bu ifade 2x eksi 3'ün karesi diyebildik. Bunun sıfıra eşitlendi olan kökü de istemişti bizden. Sıfıra eşitlersek 2x eksi 3 eşittir sıfırdan x eşittir 3 bölü 2 gelecek. x'i 3 bölü 2 bulduk. k'yı 4 bulduk. Bizden kök ile k'nın toplamı istenmişti. Yani 3 bölü 2 artı 4'ten 8, 11 bölü 2 olur. Cevap B seçeneği olur diyoruz. 11. soru 2016 LYS sorusu. Abi B pozitif gerçel sayıları için 5'lik verilmiş. Bu sağlanıyor. Buna göre a artı b bölü a eksi b ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle şuradaki ifadeyi bir yazalım ve çarpanlarına ayırmaya çalışalım. a kare eksi 2ab eksi 3b kare eşittir 0. Şimdi buradan a'ya a, a 3b'ye b olarak ayırırsak ifademizi eksi 3b artı b şeklinde yazdığımızda toplamı şöyle çapraz çarptığımızda eksi 3ab artı ab'den eksi 2ab'yi elde ederiz. Yani ifademiz a eksi 3b çarpı a artı b eşittir 0 şeklinde geldi. Buradan a eşittir 3b veya a eşittir eksi b olacak. Peki biz hangisini alacağız? Şimdi ilk başta bize a ve b pozitif demişti. a pozitif olursa b'nin negatif olması lazım. Bu yüzden şu kısmı alamıyoruz. Yani a eşittir 3b olmak zorunda. A yerine 3B yazarsak ifademiz 3B artı B bölü 3B eksi B olacak. Bu da 4B bölü 2B'den 2 eşit olur. Cevap A seçeneği olur diyoruz. Mutlak değer x eksi 2 küçük eşit 3 olduğuna göre x kare artı 4x artı 1 ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Öncelikle şu mutlak değerle eşitsizliği bir düzenleyelim. Bunu biz x eksi 2 küçük eşit şöyle küçük eşit dedik. 3 verildiği için eksi 3 ile artı 3 arasında olması gerektiğini biliyoruz. Eksi 2'yi her iki tarafa da gönderirsek yani aslında eşitsizliğin her tarafına 2 eklediğimizde eksi 1 küçük eşit x küçük eşit 5 olacak. Şimdi bunu bulduk. Bu kenarda dursun. Bizden istediği x kare artı 4x artı bir ifadesi. Burada x kareyi bul, 4x'i bul, artı 1 ekle vesaire onu yapmak yerine şu ifadeyi biz x kare artı 4x artı 4 eksi 3 şeklinde yazsak. Yani şuradaki 1'i 4 eksi 3 olarak yazdık. Bunu neden yaptık? Şurasının x artı 2'nin karesi olduğunu biliyorum. O halde biz bu ifadeyi x artı 2'nin karesi eksi 3 haline getirebiliriz. Şuradan eşitsizlikten devam ediyoruz. Her tarafa 2 ekledik. X artı 2 oldu ortası. Diğer taraf 1'e 7 oldu. Her tarafın karesini alıyoruz. Pozitif olduğu için herhangi bir oynama yapmayacağız. Karesini aldığımızda 1 küçük eşit. X artı 2'nin karesi küçük eşit. 49 olur. Ve her taraftan 3 çıkardığımızda eksi 2 küçük eşit x artı 2'nin karesi eksi 3 küçük eşit 46 olacaktır. Buradaki terim sayısı da son terim eksi ilk terim artı 1 olacaktı. Yani 48 49 tane değer olacak diyoruz. 12. sorunun cevabını da C seçeneği olarak buluyoruz. Evet 13. sorumuza bakalım. Bir grup öğrenci dağ yürüyüşü yapmak için buluştuklarında gruptaki her bir kişi gruptaki kişi sayısı kadar su şişesi getirdiği gözleniyor. Yani kişi sayısına x dersek getirilen kişi sayısı da x olacak. Herkesin getirdiği bir kişi için diyelim. Ve toplamda kişi sayısıyla getirdikleri şişe sayısını çarparsak x kare olarak bulunabilir. Bu kenarda dursun. Getirilen su şişesi çok, sayısı çok fazla olduğu için bu öğrencilerin x yan, yanlarına 3'er şişe alınan diyelim. 2 tanesi 3 şişe aldı. Diğerleri ise 2'şer şişe. Artı diğerleri dediği 2 kişi gitti. x eksi 2 kişi kaldı. Bunlar da 2 şişe almış. Diğer şişeleri bırakıp yürüyüşe başlıyorlar. Bıraktıkları su şişesi 33 olduğuna göre. Şimdi alınan ne? Onu bir düzenleyelim. 2x eksi 4 artı 6'dan 2x artı 2. Toplamda x kareydi. Biz x kareden 2x artı 2'yi çıkarırsak Neyi bulacağız? Kalanı yani 33 adet edeceğiz. Burayı düzenlersek x kare eksi 2x Eksi 2 eşittir. 33. 33'ü karşıya gönderelim. X kare eksi 2x eksi 35 eşittir. 0 olur. Buradan 35'i 7'ye 5 olarak ayırabiliriz. Arada 2 fark olacak. Eksiye artı diyelim. Şunlar x'e x olsun. X eşittir 7 ve x eşittir eksi 5 olur. Biz burada şişe sayısı olduğu için eksi 5'i alamayız. X 7 olacaktır. Toplam öğrenci sayısı da zaten x olduğu için cevap B seçeneği olacak. 2019 MS sorusu da bu şekilde geldi karşımıza. Evet 14. soru son sorumuz. Mutlak değerli bir ifade var. Denklemin kökler toplamı kaçtır demiş. Şimdi şurayı bir çarpanla ayıralım. 3'e 1 eksiye artı olarak ayırırsak. Biz bunu mutlak değer x artı 1 çarpı mutlak değer x eksi 3 olarak yazabiliriz. Karşı tarafta iki kare farkından x artı 1 çarpı mutlak x eksi 1 olarak ayırabiliriz. Şuradaki x artı 1'ler sadeleşir. Fakat kök kaybederim. Bu yüzden x artı 1'in mutlağını ayrıca sıfıra eşitleyerek kökü kaybetmemeye çalışıyorum. Buradan x artı 1 eşittir. Sıfır olur yani x eşittir. Eksi 1 kökünü bulduk. Bu kenarda dursun. Sonrasında mutlak x eksi 3 eşittir mutlak x eksi 1 oldu. Bunu da ayrı ayrı çözecek olursak x eksi 3 eşittir x eksi 1 veya x eksi 3 eşittir eksi x artı -x 1 olacak. Buradan x'ler gider hatta şöyle yapalım direkt. x'ler gitti eksi 3 eşittir eksi 1 geldi yani kök gelmedi. Diğer taraftan şunu karşıya gönderirsek 2x eşittir 4'ten x eşittir. 2 olur. Bunu da kök olarak alabiliriz. Köklerimiz eksi 1 ve 2 oldu. Toplam istenmişti. Bu da 1'e eşit. Yani cevap A seçeneği olacaktır. Evet pekiştirme testimiz de bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.